orkestra ile çalışmalarım böyle 11 sene devam etti ve çok güzelliklerle, bütün arkadaşlarıma sevgi dolu teşekkürlerimle. Çünkü biz her şeyden önce ailemizden daha çok birbirimizi görüyorduk. Düşünün, matine, suare suare haftanın 3 günü, çarşambaları kadınlar matinesi, cumartesi, pazar halk matinesi ve akşam suareler. Biz iki yerde çalışırdık, gece kulübü ve gazino. Gazino'da ki çalışmamız, hem baştan orkestra olarak müzik yapardık. Gazino veya fuardaki bütün gazinodaki batı sanatçılarının eşlik orkestrasıydık. Gece kulübünde de hem gece kulübü orkestrası olarak çalışırdık. Ayrıca yine gece kulüplerinde de şov olarak ünlüler gelir. Mesela Playboy'da çalışırdık. Ajda Pekkan program yapardı. Ajda'yı biz eşlik ederdik. İşte Nükhet Duru program yapardı. Nükhet Duru'ya biz eşlik ederdik. Zaten bu 11 sene boyunca zaman zaman da şarkıcıların özel orkestrası olarak çalıştığımız yıllar da var. Mesela Nükhet Duru'nun özel orkestrasıydık. Nil Burak'ın bir dönem özel orkestrasıydık. Turnelerde 45 gün, 50 gün süren birkaç turne çalışmamız oldu. Turnedeki İlhan İrem mesela hem şarkıcılığını hem müzisyenliğine saygı duyduğum ve çok sevdiğim İlhan İrem, Aydın Tansel rahmetli andığım bu şarkıcılarla uzun yıllar orkestrayla birlikte gittik ve çok güzel yıllar yaşadık. Ama artık müzikte her dönemde zaman zaman değişiklikler oluyor. İşte 79'a gelmeye yakınki senelerde artık müzikte gece kulübü ve gazino yavaş yavaş daha farklı disco dönemine geçmeye başladı. Yani insanlar bir hafif bir yemek yedikten sonra disco saatinde diskoya geçip disco müziği dinleme alışkanlığına başladı ve bu nedenle de orkestraların çalışma şartları biraz daha azalır gibi oldu. Ben de bunu hissedince dedim ki arkadaşlarıma, artık dedim ben orkestramızı bırakalım. İsterseniz siz devam edin çalışmaya. Ben de tek başına çalışmaya başlayayım. Çünkü o yıllar artık tek başına çalışan piyanistlerin birçoğu taverna tarzı, birçoğu daha batıya dönük. Mesela Yavuz Özışık, ben, Şefik Uyguner, Ergun Özer. Biz daha çok batı tarzında müzik yapıp piyanoyla müzik yapan kişilerdik. Ama bunun dışında da taverna tarzı çalan çok ünlü arkadaşlarım, işte Ümit Besen, Neşet Alp, Arif Susam, birçok ünlü, Coşkun Sabah daha farklıdır. Birçok böyle çalışan arkadaşlarımız da 79'dan sonra yeni açılan bir platformda müzik yapmaya başladık. Ferdi Özbeğen bunların başında, ki benim tek başına çalışmam için beni ikna edenlerden en büyüğü Ferdi Özbeğen'di. Orkestrayla çok çalışın, yeter artık, bütün işte bir para alıyorsun, 8 kişiye dağıtıyorsun, tek başına çalış, daha çok para kazanırsın, daha tek başına müzik yaparsın, üzerinde yoğunluk olmaz, orkestranın sorumluluğu olmaz, bir rahatlarsın diye rahmetli Ferdi benim çok tek başına çalışmam için beni yönlendiren kişilerden bir tanesiydi. Böyle bir batıya dönük çalanlarla taverna müziği yapanlar, biz 79'dan sonra bu tarz müzik yapmaya başladık. Çalıştığımız yerlerde önce bir yemek müziğiyle başlıyorduk. Zaten o tarihteki müzik hayatında da gelenler önce bir hakikaten müzik, yemek müziği dinleyen bir ambiyansla müziklerine, yemeklerine eşlik müziği buluyorlardı. Biz de o yumuşaklıkta, hiç kimseyi rahatsız etmeyen bir ses volümüyle önce yemek müziği yapardık. İşte aşağı yukarı bir 45 dakika, 50 dakika. Sonra yavaş yavaş dans müziği yapardık. O yıllarda dans etmek önemliydi ve güzeldi. Herkes dans ederek müzik dinlerdi. Bence eski yıllarla bugün arasında çok önemli bir fark var. O yıllarda müzik dinleniyordu ve dans ediliyordu. Şimdi müzik seyrediliyor, şov ağırlıklı ve dinleniyor. Yine dinleniyor ama seyir, görsel çok daha önemli. Şovlar çok daha önemli. Sahneye çıkan kişilerin arkasındaki orkestranın görkemi, dansçıları, kullandıkları ekipmanlar, ışık ve renk şovları tabii ki büyük bir derinlik katıyor ve muhteşem görsellik sunuyor. 1979'la
2000 senesi arasında, 2002 senesi arasında ben de tek başına müzik yaptım. Orada da tek başına eşlik ettiğim birçok sanatçı arkadaşım oldu. Günoldu Ajda Pekkan'a eşlik ettim. Günoldu Sezen Aksu'nun bir gecesini eşlik ettim. Nükhet Duru'ya eşlik ettim. O zaman daha pratik, daha bütçeler de daha makulle aranan bir dönemde herhalde. Bir kişinin çalması daha insanlara cazip geliyordu. İşte o zaman benim genellikle ilk başladığım zaman biraz önce söylediğim gibi müziğin sadece ritim box'la eşliğinden kurtarıp arkada derin bir arka planda orkestra eşliğinde müzik olması cazip geldi. Şarkıcılar da tercih ettiler. Birçok defa ben tek başına onlara eşlik ettim. Gerek yurt içinde gerek de yurt dışında. Zaten öyle hem orkestramla hem tek olarak da Türkiye'yi de yarı diplomatik pasaportla, hizmet pasaportla, gri pasaportla Türkiye'mizi yurt dışında çok defalar temsil ettik. Gerek NATO'da, gerek özel davetlerde. Birçok insan, müzikle uğraşan birçok insan şu iddiada bulunuyor. Video klipler müziği öldürdü. Buna katılıyor musun? Bunun çok büyük bir şeyine ben de katılıyorum. Çünkü eskiden böyle bir sistem olmadığı için herkes seyretmek istediğine giderek görürdü. Çalıştığı yerde, gazinoda, gece kulübünde seyrederdi. İşte belki bazıları film çevirirdi, filmden seyrederlerdi. Ne zaman ki dünya, Türkiye değişti, klipler, videolar, bunun için kanallar, müzik kanalları, televizyon kanalları oluşmaya başladı. Tabii ki hem artı anlamda herkese ulaşma adına, güzellik adına, görsellik adına muhteşem şeyler çekerek, klipler yaparak katkıda bulundu. Ama tabii bu kadar olunca da bazı defa da daha az gitmeler, gelmeler de başladı. O da var yani. Hem güzelliği vardı ama videoların, video kliplerinin olmasının böyle bir sıkıntısı da oldu. Ama bence görselliği ve güzelliği çok daha ağır basar. Bana göre. Peki. Biraz bestelerden ve albümlerden bahsedelim. Kaç tane beste yaptınız? Kaç tane albümünüz var? Ben orkestra olarak çalıştığım yıllarda 45'lik dönemine denk geldik biz. Long play'imiz olmadı. Hep 45'lik plaklarımız oldu. Daha sonra da tek başına çalıştığım yıllarda LP long play'lerimiz ve ondan sonra da kaset dönemine yakaladık. Bestelerim benim çok var ama kaç tane var deseniz rakam olarak söyleyemeyecek kadar çok diyebilirim. Az kişiye ben bestemi vermişimdir. Güncel beste ben yapamadım hiçbir zaman. Kendi yaptığım, orkestramla yaptığım bestelerim var. Tek olarak yaptığımda da Gece ve Müzik benim için herhalde Rıza Silahlıpoda deyince Gece ve Müzik'le beni hatırlarlar. Gece ve Müzik İzmir Radyosu'nun hazırladığı bir radyo programı için yaptığım bir jenerik bestesiydi. İzmir Radyosu yapımcılarından Tülay İlter'in programıydı. Tülay benden rica etti, bir jenerik müziği hazırla, bir programa başlıyorum. Gece saat 12'den 1'e kadar olan bir program olacak. İşte programın adı Gece ve Müzik olacak. Vallahi zannediyorum 30 sene o program yayınlandı ve 30 sene o jenerik müziğiyle yayınlandı. Sonra Tülay İlter Sunar programa son verdi. Zaten o da ayrıldı, emekli oldu. Program da o vesileyle bitti.
Yani benim bir rekorum var, hatta iki rekorum var diyebilirim. Bir tanesi, bir bestemim 30 sene boyunca her gece çalındı. Ve ben bunu TRT için yapmıştım, hediye olarak yapmıştım. Öyle de bir şeyim var. Yani eğer dünyada bunu yapmış olsaydım herhalde 30 sene çalınan, her gece çalınan bir şey için bayağı iyi bir para kazanmış olabilirdim. Bir de albümler var. Albümler var. Albümlerde de yine tek başına çalışırken yaptığım Mutluluk Rüzgarı var. Birkaç tane long play'im var ama o yıllar Türkiye'de daha taverna müziğinin olduğu, daha arabeskin, daha fazla önde olduğu yıllar olduğu için ben de o kadar o tarz söylemediğim için çok fazla hit olmuş albüm var diyemem. Ama albümlerim var mı? Var. Ama çok da böyle meşhur olan söyleyebilir misin diye sorsanız hepsi güzel ama böyle hit olmuş çok önemli parçalar var diyemem. Orkestramda da çalışırken biz eşlik etmekten kendimize çok fazla önem vermedik. Biz eşlik ettiğimiz kişiyi kendi orkestramızın solisti gibi düşündük her zaman. Ve bu şekilde eşlik ettiğimiz için başarımızı elde ettik. Herkes de bizi böyle takdir etti ve böyle beğendi. Onun için uzun yıllar eşlik ettiğimiz yıllarda da kendimize yaptığımız parçalar bizi hiçbir zaman liste başı falan yapmamıştır ama işte 24 saat, Beethoven'in 5. senfonisi, işte daha sonra benim tek başına çalıştığım zaman çok sevgili arkadaşım Sezen Aksu'nun iki tane bestesi benim, ben yapmıştım o zaman. Sezen daha yeni yeni besteler yapıyordu. Böyle bestem de var. Birçoğu bilmez mesela bunların böyle olduğunu. Ama güzel yıllar ve çok önemli kişilerin bende anıları var ve çok sevgisi var. Televizyon programları var. Evet, tek başına çalışmaya başladığım yıllarda hep piyano başı programları. Benim dünyada müziği takip ederken sadece dinleme olarak değil, görsel olarak da televizyonları seyahatlere gittiğim zaman eğer oteldeysem muhakkak işte bir kayıt cihazı alıp kaydetmek ya da kaldığım zaman televizyondan takip ederek programları da takip etme huyum vardı. Orada piyano başı sohbetleri diye programlar yapıldığını gördüm. Dedim ki Türkiye'de niye böyle bir şey olmasın? Ve gelip TRT'de bunu yapmak için teklifte bulundum. Dedim ki bir program içinde piyano başı sohbeti olsun. Ben piyano başında bir konuk ağırlayayım. Ona şarkılarla eşlik edeyim. Onlarla sohbet edeyim. Bu akşam izleyicilerimize hangi parçaları söyleyeceksiniz? Bebek Sevgilim ve Sensizim. Söz ve müzik kimin oluyor? Bebek Sevgilim'in söz ve müziği benim. Sensizim'in bestesi benim. Sözleri iki kişiye ait. Tülay Karayalçın ve Nazmi Canan. Teşekkürler. Rıza Silahlı Poda. Böyle bir şeyi zannediyorum. İlk başta ben başlattım. Benden sonra başka arkadaşlarım da yaptı aynı programları. Ama benim yaptığım programlar çok sevildi. Daha sonra sevgili Korhan Abay'la beraber yaptığımız Çizgi Ötesi programımız var ki çok tutulan bir programdı. Çok kaliteli bir programdı. Korhan'ın yaptığı en başarılı yapıtlarından bir tanesiydi. Zaten tümünle her yaptığında inanılmaz başarılıdır Korhan. Onunla beraber Çizgi Ötesi programını yaptık birkaç sene üst üste. Hem yazlık Çizgi Ötesi hem kışlık Çizgi Ötesi. Her hafta Ankara'ya gider, Ankara'da programlar yapardık. Çizgi Ötesi de çok tutan bir programdı. Programın içinde de benim köşem vardı. İşte piyano başında konuklarla sohbet ve program. Bundan sonra da bazı defa Cenk Koray'ın rahmetle inandığım Cenk Koray'ın programlarında birlikte olduk. Mustafa Yolaşan'ın programında birlikte olduk. Yine aynı şekilde Korhan'ınla beraber yaptığımız pazar programları vardı. O programlarda her pazar
o programın içinde müzik köşesi yapardık. Onlar da Türkiye'de ilk defa benle olan programlardır. Ve de çok da sevilmiştir, çok da tutulmuştur. Ben Rıza Silahlıpoda. Size Alo Bilgi'nin müzik yarışmasından sesleniyorum. Sorularım kolay ve 4 ayrı kategoride. İsterseniz 60'lı, isterseniz 70'li, isterseniz 80'li, isterseniz 90'lı yılları seçin. Soruları doğru cevaplayın. Şahane Philips müzik setleri kazanma şansını yakalayın. Unutmayın, müzik yarışmamızın numarası önce 900-900, sonra 336. İyi şanslar. Nereden bilebilirdim ki o gece? O gece bir arkadaşın doğum gününde. Size bunu tarif etmek istiyorum. Yemeğimizin adı patlıcanlı köfte. Size önce malzemeleri tanıtayım. Esin Engin, Neşe Karaböcek ve Rıza Silahlı Poda. Evet, şansla aran nasıl diyorum ben gelenlere. Hemen ilk soru bu Rıza'cığım, senin. Genellikle şanssızım. Şanssız. Güneş solgun gündüz gece, içimde sen bir bilmece, ıstırabı heceliyor. Ben şaşırdım böyle düştüm. Bütün parçalarıma İstanbul Gelişim Orkestrası eşlik etti ve bütün parçalarımın düzenlemelerini ise Garo Mafyan yaptı. Programımız ilk günü, programımızın adı Cumartesi 13. Ve hemen soruyorum, cumartesiler, hayatındaki cumartesilerin önemi. Hiç niyetim yoktu ben maziye. Seni anıp düşünmeye, eski bir şarkının o an birden geldiğini duydum penceremden. Peki ben şimdi rica etsem sen bir parça söyler misin? Söyleyemem, nasıl bir şey bilirim ben hayatımda? Hiç. İstiklal Marşı bile söylemem yasaktı benim okulda. Herkesi bozuyordum çünkü söylerken. Ben biliyorum aslında, sen bir parça söylüyorsun. Söyleyeyim mi onu? Tabii. Peki hadi. Bugün dünyanın her yerinde eski parçalara çok rağbet gösteriyorlar, çalıyorlar. Türkiye'de de artık kanallarda eski parçalardan oluşan programlar ve parçalar var. Bunlar da çok sevindiriyor. Müzik hayatınızda bugüne kadar yapmak isteyip yapamadığınız herhangi bir şey oldu mu? Küçük bir orkestranın şefliğini yaptım ama keşke imkan ve bilgim ona yeterli olsaydı, büyük bir orkestrayı yönetmeyi çok isterdim. Bu kadar uzun yıllarda kendi imkanlarımız, kendi her şey bizim elimizdeyken kendimize ait olan parçalar yapmak isterdim. Onunla anılmak isterdim açıkçası. Çünkü öyle orkestra döneminde bir iki tanenin dışında öyle büyük bir başarımız yok. Müzik kapasitemizi başka türlü kullandık. Halbuki kendimize parça yaparak, hit parçalar üreterek daha da bugün hatırlanan parçalar bırakabilirdim. Günümüzdeki müziği nasıl buluyorsunuz? Vallahi tabii ki yenilikleri hep takip ediyorum. Yeni şeyleri takip ediyorum. Zaten artık Türkiye'de eskiden şöyle bir şey var, bir gerçek bir şey var. Eskiden mesela bir orkestra eleman alırken bakardık, işte kaç tane gitarist var? 10 tane gitarist var. Bilemediniz 15 tane gitarist. Şimdi 1500 tane gitarist var. O zaman 15 tane gitarist çok iyi ve çok güzeldi.
Şimdi 1500 tane gitarist muhteşem güzel. Yıllar, teknoloji, bilgisayar ve yenilikler o kadar katlanarak büyüyor ki o büyüme içerisinde sanata büyük faydası, büyük katkısı oluyor. Düşünün bir enstrümantist 15 kişi varken bugün 1500 kişi, 3000 kişi, 5000 kişi. Tabii bu arada şöyle bir şey de var. O kadar kişinin çalışabileceği alan yok. Biz o zaman ne diyorum, yılda sadece bir gün 10 Kasımlarda çalışmazdık. Oysa ki bugün insanlar haftanın bir günü, iki günü bilemediniz çalışabiliyor. Ya da konser sanatçısıysa ayda bir kere ya da iki kere konser verebiliyor. Böyle bir devamlılığı yok işlerin bugün için. Benim kişisel olarak şikayet ettiğim şey müzik anlamında. Ben bir müzisyen değilim ama iyi bir müzik dinleyicisiyim. Günümüz müziğinde melodiler yok. Bu beni çok rahatsız ediyor. Bu melodinin olmamasını siz neye bağlıyorsunuz? Şimdi bir kere birincisi bizim yıllarımız melodinin önde olduğu yıllardı. Duygu ve santimental bir hayat müziğin içindeydi. Bugün için daha gerçekçi, daha sert, daha katı, daha farklı bir müzik anlayışı var. Mesela şunu diyebilirim. Bugün için melodiyi bulamıyorsunuz. Tekrarlanan loop'lar var. Tekrarlanan müzikler var. İnanılmaz sound olarak sert, fort ve onların arkasında duygusallığın az olduğu. Zaten şarkıcıların birçoğunda parçanın tutması için birazcık daha hareketli, biraz daha yüksek volümlü, daha ne bileyim, daha böyle yoğun ritimlerin olduğu şeyler tercih ediliyor. Oysa ki bizim yıllarımız böyle değildi. Bizimkilerde dinlediğimiz zaman eski yılların parçalarını birçok defa yeni yapılan coverlar, yeni yapılan çalışmalara dikkat ediyorum. Nasıl güzel sözler, nasıl güzel melodiler varmış diye aklımızdan geçiriyoruz. Ya da mesela güncel olarak çok sevgili Erol Evgen'in yaptığı parçalar, eski yaptığı parçaları bugün tekrarlıyor. Ne kadar güzel, herkes konserlerini dolduruyor, büyük bir beğeni kazanıyor ve çok başarılı buluyorum yaptıklarını. Ama günümüzün şarkıcılarında size ben de katılıyorum. Maalesef bu yumuşaklık, bu duygusallık biraz daha az.